Bu haftaki yazımın esas konusu bilim nasıl ortaya çıktı? Bunun arkasında tabii şu soru yatıyor. İnsan merakı nasıl ortaya çıktı? İnsan merakının ortaya çıkmasının sebebi aslında biyolojik evrimin bir neticesidir. İnsan merakı olmasa insan hayatta kalamaz. Çünkü çok zayıf bir hayvan. Ben bunu işledim. Bu merakın neticesinde insan çevresinde olanlara nasıl anlam vermeye gayret ediyor? Çevresinde olanları nasıl anlamaya çalışıyor? Bu çok önemli bir şey. Sadece bilmek değil. Yani çevremde o oluyor, bu oluyor, o oluyor, bu oluyor değil. Çevremde o oluyor, niçin? Bu oluyor, niçin? Bunun arkasında şu var. Ben bu olanları önceden kestirebilir miyim? Dolayısıyla bundan kaçınabilir miyim? Veya bunu kendi yararıma kullanabilir miyim? Veyahut bunu ben anlayıp buna mani olabilir miyim? Beni öldürecek bir şey varsa buna engel olabilir miyim? Bir yıldırım düşecekse buna engel olabilir miyim? Şeklinde sorularla başlıyor. Ve buna bulabildiği en yakın cevap, bütün bunların sebebi bana benzer bir varlık olmalı diyor. Çünkü kafasında başka model yok. Onun için mesela yıldırımı düşürene diyor ki, işte diyor bu diyor fırtına tanrısıdır. Fırtına tanrısı deneyine nedir? Benim gibi bir adamdır. Beni mutlu etmek için ne yapacaksın? Bana hediye vereceksin. Bana yağ çekeceksin. Tamam diyor, ben de ona dua ederim, kurbanlar veririm, bilmem ne veririm, olur biter diyor. Ve ondan sonra bakıyorlar ki bu iş böyle olmuyor. Ondan sonra şu soru ortaya çıkıyor, ya bu model çalışmadı. Acaba başka bir model olabilir mi? Bu başka model daha akılcı olabilir mi? Ve ilk defa bizim Miletos'ta, kendi memleketimizde yani bu. Aydın'ın hemen güneybatısında Miletos şehrinde iki tane adam, bu bizim tarihten bilebildiğimiz en eski belgelenmiş durum. Bu iki adam ilk defa diyorlar ki bu mitolojiden falan biz vazgeçelim. Biz akılcı bir çözüm bulmaya çalışalım. Bu akılcı çözümün bir parçası da, ki onu önümüzdeki haftaki yazımda ele aldım, eleştiri. Birisi bir fikir ortaya atıyor. Ya diyor, şunun sebebi budur. Karşısındakine diyor ki, ya ben böyle düşünüyorum, sebeplerim de bu. Ama diyor, sen buna inanmak zorunda değilsin. Senin daha iyi sebeplerin varsa ve aklına daha iyi bir şey geliyorsa, onu ortaya at, bunu tartışalım. Dolayısıyla bilgimiz artsın, gelişsin. Bu şekilde ilk defa bilim ortaya çıkıyor. Şimdi ben bilimin ortaya çıkışını ele aldım. Daha sonraki bir yazımda bu bilimi ortaya çıkartan kişilerin yöntemiyle birdenbire 20. yüzyıla geleceğim, Albert Einstein'ı mukayese edeceğim. Ve orada bakacağız ne benzerlikler, ne ayrılıklar var. Bilimin serüvenini bir ilk başında bakacağız, bir en meşhur, hani günümüz diyebileceğimiz temsilcisinin bilime yaklaşımıyla mukayese ederek anlamaya çalışacağız. Ondan sonra arasını dolduracağız. Bir de bugün yapılan keşifler var. Değil mi? Bugün yapılan keşifleri nasıl yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Yani niçin mesela ta Plüton'a uydu gönderiyoruz? Ne ilgilendiriyor bizi Plüton? Jüpiter'e uydu gönderiyoruz. Jüpiter'in içini merak ediyoruz. Niye? Efendime söyleyeyim, Grönland ne hızda eriyor? Çok merak ediyoruz. Niçin merak ediyoruz? Antarktika'nın yarısı büyüyor, yarısı küçülüyor. Bu nasıl oluyor? Bunlar sırf merak mı? Yoksa o ilkel avcılar gibi bizim hayatımızı ilgilendiren şeyler mi? Günün birinde olan ah keşke bu işlere biraz kafa yorsaydık diyeceğiz mi eğer yormazsak? Bunları öğrenmeye çalışmak insanlığın en büyük macerasıdır. Bilim en büyük maceradır ve en zevkli macera. Ben yani daha zevkli bir şey görmedim, açık söyleyeyim. Şimdi bilim ve akıl üzerine, internet üzerinde 18-24 yaş arası çok büyük bu konuyu konuşan bir kitle var şu an. Sizin de konunuz insanın tek silahı akıl. Başka silah yok. Evet. Bu konuya istinaden de şöyle bir şey var. Yapay zeka biliyorsunuz çok popüler bir konu. Evet, evet. Ve diyorlar ki insanın tek silahı akıl ama İnsan aklından daha üstün bir akıl yaratabilir miyiz? Buna muktedir miyiz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan aklına paralel bir akıl yaratırsak, o akıl daha iyisini yaratabilir. Evet.
Tesadüfen biz de yaratabiliriz. Evet. Bilmiyoruz istikbalde ne var. Bu çok önemli. İstikbalde ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için adım adım her adımımızı çok iyi anlayarak atmak mecburiyetindeyiz. Ama yapay zeka insanlığın geleceğidir. Ölümsüzlüğün anahtarıdır. Günün birinde insanlar ölümsüz olacak. Nasıl? Ben sana söyleyeyim. Belli bir yaşa geldiğin zaman vücut iflas ediyor. Beynini bir yere indireceksin. Bir bilgisayara download, resmen download edeceksin. Orada yaşamaya devam edeceksin. O sen olacak. Şimdi burada bir sürü filozofların sorduğu identite problemi, yani kişilik problemi işin içine giriyor falan. Fakat beynini download ettiğin an, vücudunu zaten her şeyini oraya download etmiş oluyorsun. Efendim hani biz bahsederiz ya, işte kalp yarası, kalbin mi? Öyle bir şey yok. Kalbin bir pompa ya nihayet. Kalpte ne his var ne bir şey var. Hiç öyle bir şey yok. Yani bir gün ben Fatih'in de çok iyi arkadaşı Xavier Le Pichon'la bunu tartışıyorduk. Dedim ki ya dedim his dediğin şey aklın süzgecinden geçmemiş düşüncelerdir. Değil mi? Sen bir kıza aşık oluyorsun. En sonunda kız sana yüz vermedi diye ben intihar edeyim diyorsun. Halbuki aklının süzgecinden geçirse ona böyle saçmalık olur mu diyeceksin. Değil mi? Dolayısıyla akıl bizim tek silahımız. Başka silahımız yok. Bu aklı biz giderek artan bir hızla geliştiriyoruz. Ve bu giderek artan hız sayesinde sonunda biz bütün evrene yayılacağız. Hocam konuyla alakalı son soru. Tabii. Bu yapay zeka ve gelişime istinaden insanın tek silahı akıl diyoruz ve şöyle de çok büyük düşünen bir kitle var. Bu akıl insanlığın sonu olacak diyorlar. Şimdi hayatım nereden biliyorlar? Böyle bir şey yok. Bilmiyoruz. Tekrar edeyim. Bilmiyoruz. Yani akıl insanlığın sonu olamaz. Akılsızlık olabilir. Değil mi? Yani bugün bir Donald Trump'ı bilmem ne o neydi o Kore'deki herif iki tane atom bombası atarlarsa görürüm ben insanlığın gününü. Bu akılsızlık çünkü. Akıl bu gibi şeylere mani olmak için ortalıkta. Dolayısıyla akıldan korkmamak lazım. Akıl problem çözmek için vardır. Onun için biyolojik evrim akıl geliştirmiştir ki problem çözesin. Hayatta kalamıyorsun yoksa. Aslan peşinde koştuğu zaman ne yapacaksın? Değil mi? Aklına gelecek bir şey alıp kafasına geçireceksin ki sen kurtulasın. Değil mi? Veyahut aç kaldığın zaman av arayacaksın. Av sık sık gözükmüyorsa ortada bu sefer av yollarını öğrenmeye çalışacaksın. Değil mi? Dolayısıyla akıl problem çözen bir silahtır. Problem çözen silahtan korkmamak lazım. Peki hocam ben bir soru sorayım. Yapay akıl, dendiği kadar akıllı olacaksa dünyaya en fazla zarar veren canlının insan olduğunu görüp insanı oradan kaldırmaya kalkışmaz mı? Efendim insanı ortadan kaldırmaya kalkışabilir veya insanı adam etmeye kalkışabilir. İnsan öğrenmeye yönelir. Bu yapay akıl der ki böyle devam ederse aramız bozulur. O zaman korkarsın. Yani değil mi bugün birisi çıkıp da ben Paris Anlaşması'ndan çekiniyorum derse yapay zeka diyebilir ki ha öyle mi ben seni ortadan kaldırırım rahat ederiz. Atmosferde kurtulur mesela. Dolayısıyla burada da o yapay zeka doğru yolu gösterir. Ha şunu diyebilirsiniz efendim yapay zeka silikon temelli ise karbon temelli bir hayata ihtiyaç göstermeyebilir. Doğru. Ha siz şunu mu diyorsunuz? E canım biz evrime mani oluruz. Olamazsın kardeşim. Hiç heveslenme. Yani aklın yetmez buna. Dolayısıyla bu bir evrimdir. Belki olacak, belki olmayacak. Belki de biz dediğim gibi karbon temelli bir yaşamdan silikon temelli bir yaşama geçeceğiz. Belki. Belki arada şeyler olacak. Melezler olacak. E o melezler başladı. Değil mi? Bacağın bilmem ne olduğu zaman şey takıyorsun bilmem, yani oraya daha gitme. Yani değil mi? Yarı biyonik oluyorsun işte göz takıyor bilmem ne takıyor. Böyle yavaş yavaş
giderek daha rahat yaşamaya, giderek daha emin yaşamaya doğru adım atacağız. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Bir kere bunu anlayalım. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kullanmaya gayret edelim. Bunu yapmanın yolu da akılcı eğitimdir. Akılcı düşüncedir. Bunu yapmayanlar ortadan silinecektir. Bakın bu garanti. Yani acaba mısı yok bunun. Akıllı olmayan gidecek gürültüye. Yani Doğan Kuban Hoca 2'de 1'de yazı yazıyor. Diyor ki işte akıllı olmayanlar köle olacak. Onu bile olamayacaklar. İhtiyaç kalmayacak çünkü köleye. Hocam bir şey soracağım. Mesela bugün yazdığınız Thales. Evet. O ilk soruyu soran. Yani elimizdeki belge. Elimizdeki ilk soruyu soran değil. İlk akılcı cevap arayan. Arayan diye. Sorular çok sorulmuş da akılcı cevap arayan. Söylediklerinizden hani anlattıklarınızdan şöyle bir şey anlıyorum. Thales'ten kat kat ilerideyiz belki. Ama aslında 2000 yıl sonrası içinde zır cahiliz belki de. Efendim, neler olacağını hiç bilmiyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Biz Thales'ten kat kat bilgimiz ileride. Ama onun için Einstein'ı anlatacağım. Einstein'la Thales ve Anaximandros'u mukayese edeceğiz. Onu okuyunca göreceksiniz. Ne kadar ilerideyiz, ne kadar değiliz.